Şimdi bir kuralı bilmeden bir hesaplama işlemi yapılmış. Normalde bir kuralı var, devreden sayıyı hesaplamanın. Kuralı bilmiyorsak bu şekilde de işlemler yaparak hesaplayabiliriz. Birinci aşamada sayının kendisine a denmiş. Sonra 10 ile çarpılıyor. Eğer bir sayıyı 10 ile çarparsak virgül bir sağa kayar. 10 ile çarparsak 10a şu olacak. 18,99 devreden şeklinde. Sonra bir sonraki aşamada bunu tekrar 10 ile çarpmış. Tekrar 10 ile çarpmış. Bu da 189,99 diye devreden bir sayı olmuş. Bunu yapmasının sebebi şu iki sayıdan, üzerinde işlem yapacağı herhangi iki sayıdan devreden kısımlarının aynı olmasını sağlamak. Şu hanedeki 2 numaradaki sayıya ve 3 numaradaki sayılara bakarsak bunların devreden kısımları aynı. Şurası 100A. 100A sayısı. Eşittir 189 virgül 999 diye gidecek. 9 devreden ne olacak? 10A sayısı ise eşittir 18 virgül 999 şeklinde devreden bir sayı olacak. Eğer biz bu ikisini birbirinden çıkarırsak şöyle. Burası 90A olur. 90A. Şu taraflar devreden bölümler birbirinden çıkınca sıfırlayacaklar birbirlerini. Şu ikisini çıkarınca 9'dan 8 çıkarırız 1. 8'den 1 çıkarırız 7. 171. Şimdi her iki tarafı 90'a bölersek bizim A sayımız da 171 bölü 90 olur. Herhangi bir devirli sayıyı kesreye çevirirken eğer kuralı bilmiyorsak bu işlemi yapabiliriz. Baktığımız zaman işlemlere 100A'dan 10A'yı çıkarmış. 171 demiş. Doğru. Sonra A sayısı 171 bölü 90 demiş. O da doğru. Buradaki işlemlerin tümü doğru o zaman. Şunlar bu işlem adımlarının hepsi doğru.